Yapacakalım, iyi haftalar, iyi yayınlar diyor. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Şimdi aslında bugün piyasalara baktığımızda haftanın da ilk işlem günündeyiz. Dolar, Evet. euro ve altında, aynı zamanda borsada da cuma günkü kapanışlara yakın rakamları görüyoruz. Sadece pozitif ayrışan belki kripto paralar. Birazdan ona da değineceğiz ama piyasalar bu hafta hangi haberleri bekliyor? Yatay ve sakin bir haftaya başladı. Küresel piyasalar genel anlamıyla biraz daha iyimser bir başlangıç yaptığını gözlemliyoruz. Özellikle bu hafta bütün dünyanın gündemi yine Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere odaklandı. Buradan gelecek haber akışları küresel para piyasalarında fiyatlanacaktır. Gözümüz bu tarafta. Veri açısından veya rakamsal değer açısından veya farklı gelişmeler açısından da herhangi bir olumsuz haberi beklemediğimizi de söyleyebilirim. Ama genel itibariyle bugün iyimser bir küresel piyasa açılışıyla karşı karşıya olduğumuzu gözlemliyoruz. Evet, şimdi kripto paralara baktığımızda yükselişleri görüyoruz. Beklenen bir yükseliş miydi diye sorayım öncelikle ama tabii en çok merak edilen hedef ne olur? Yatırım için bir tavsiye değil, onun altını çizerek size de sözü hemen bırakayım. Bir ay önce 34.800 dolar seviyesindeki rakamlar biliyorsunuz çok ucuz kalmıştı ve tepki düşüşleriydi. Ucuz olduğunu ifade etmişti. 44 bin dolar seviyesine kadar da geçen haftaya kadar bir öngörüm vardı. 47 bin dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Bu yükselişlerde aslında piyasaların ne kadar çok manipüle edildiğini de bize açıkça gösteriyor. Ciddi bir anlamda manipülasyon var küresel piyasalarda. Bakalım buradan tekrar 47 bin seviyesinden bir satış gelecek mi veya hedef olarak 50 bin seviyesini göreceğiz mi? Ama mesaj net. Küresel piyasalara verilen mesaj şu: biz faizleri artırıyoruz, borsalarda çöküşü engellemek için hamleler yapıyoruz. İşimize karışmayın, size yeni bir piyasa verdik. Bu piyasada alın satın, bir şeyler yapın ama biz şu anda jeopolitik risklere odaklandık. Dünyada haritayı yeniden çiziyoruz. Bir de piyasalarla uğraşmayalım. Faiz artırımları yıl boyunca devam edecek. Enflasyon rakamları yükselmeye devam ediyor. O yüzden sizin istediğiniz biz size veriyoruz. Bu tarafta meşgul olun ve mümkün olduğunca Amerikan mevduat faizlerindeki yükseliş, emtia fiyatlarındaki yükseliş, tamamen ters korelasyon var fiyatlarda. Ve küresel piyasalara zaten bu Rusya operasyonu ile birlikte kripto paralarla için bir mesaj verildi. Bakın yarın bugün Bu sabah bir çıktığı zaman, kontrollü yükseliş midir İslam Bey? Onu mu evet, kontrollü. anlamalıyız? Yani emtia piyasaları, kripto paralar, döviz, tahvil faizleri hepsi kontrollü bir şekilde piyasaları çok bozmadan herkes aynı şekilde hamle alıyor ve bütün merkez bankaları kontrollü bir şekilde 2022 yılını tamamlayacak. Ama dikkat ettiğimiz nokta şu: kripto paralar, emtia, işte Amerikan oyun tahvil faizlerindeki getiriler hep beraber yükseliyor, hep beraber geriliyor. Burada kontrol olduğunu o şekilde söyleyebiliriz ve yatırımcılar da burada mümkün olduğunca, mesela bir gerilemeden bahsedebilirsek, mesela geçen hafta emtia fiyatlarında bir gerileme olasılığından bahsetmiştik. Yine manipülasyon yaparak 1965 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, beraberinde 26 dolar seviyesine yükselen gümüş ons fiyatı, gram altında tekrar 940 lira seviyesini gördük. Ama bugüne bakıyoruz, tekrar 920 seviyesinin altına sarkan bir gram altın var. 12 lira seviyesinin altına sarkan bir gümüş gram fiyatı var. Dolayısıyla çok heyecanlı ve bu tuzak piyasalarından mümkün olduğunca da uzak kalarak yatırımcılar bu şekilde değerlendirme yapmalı diye düşünüyorum. Evet, şimdi siz hazır yatırımcılara tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Şunu da sormak isterim esasında. Yatırımcılar için farkındalığın önemini hep dile getiriyorsunuz. Evet. Buna ilişkin ne gibi tavsiyeleriniz olur? Eğer uygun görürseniz bu hafta boyunca bu rakamsal piyasaları yorumladıktan sonra bir iki dakikada yatırımcılara biraz daha farkındalıkla alakalı birkaç cümle söyleyelim. Tabii Mesela seve seve. farkındalıkla alakalı mutlaka yatırımcıları şuna dikkat etmesi gerekiyor. Biz gerçi 3 aydan beri yine bu TGRT ekranlarından yatırımcılarla paylaşıyoruz. 2022 yılı oldukça karışık bir yıl olacak. Çok belirsiz bir yıl olacak ve yatırımcılar da kendini korumak için ciddi anlamda mücadele edecek ve mümkün olduğunca kısa vadeli alsattan uzak durmak gerekiyor. Sık sık ifade ettik. Mesela farkındalık çalışmasına şu şekilde başlayabiliriz.
Bugüne kadar ben kazandığım finansal piyasaları çok yakından takip etmedim ama kendi hane ekonomimi de gereksiz harcamalarla, gereksiz tüketimlerle birikim yapamadım. Ama bundan sonra yapabilir miyim? Mutlaka aynanın karşısında yatırımcılar kendiyle bunu sorgulamalı. Ben bugüne kadar araba alabilir miydim? Ben bugüne kadar ev alabilir miydim? Söz konusu para olunca hep yatırımcılar bahaneyi İşte başkasını da bulabilir, işveren de bulabilir, kendi ailesini de bulabilir, hükümetler de bulabilir. Hep bir bahane para söz konusu olunca bahane başkalarında aranır. Peki şöyle bir örnek de verelim yatırımcılara, insanlarımıza. Söz konusu sağlık olunca sigara veya alkol gibi kötü alışkanlıklarınız var. Sağlıklı beslenmiyorsunuz ve mesela 50 yaşına geldiğiniz zaman, aynanın karşısına çıktığınız zaman bu sağlık koşullarıyla alakalı sizin yaşıtlarınız düzenli spor yapıyorsa, sağlıklı besleniyorsa dış görüntüsü farklı, biraz daha dinç, dinamik duruyor. Ama sağlıklı beslenmeyen, kötü alışkanlığı olan insanlar da maalesef biraz daha çökmüş görünüyor. Peki bunun bahanesini nereye koymak gerekiyor? Yani insanlar aslında kendine vakit ayırırken sağlıklı beslenmeyle ekonomik düzeni birbiriyle böyle bağdaştırıyoruz. Yani sonuçta bahanesiz bir şekilde biz bu yolu tamamlamamız gerekiyor. Peki. İşte savaş vardı, siyaset vardı falan bahanelerle, bahanesiz bir farkındalıkla sürece başlayabiliriz. Evet, çok önemli tavsiyelerdi. O zaman şunu hemen altını çizelim, sevgili izleyicilerimize de duyuralım. Bu haftayı biz sizin sayenizde tabii yatırımcı Estağfurullah. haftası ilan edelim. Evet. Ve en azından yayınlarımızda son birkaç dakikayı da sizin bu tavsiyelerinize ayıralım istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar. Sevgili izleyiciler,